Adamlarda bu bid'at ehlinde öyle bir kibir, öyle bir hava, öyle bir gurur, öyle bir iftihar ve şımarıklık var ki ellerinde delil yok, sermaye yok. Bizim reddiyelerimize karşı ayet okuyamaz, hadis okuyamaz. Ayet hadis okuyamayınca ne diyor? Kanka? Şeytan, cübbeli şeytan, <laughs> iblis. Azı bayındır iblis diyor. Öbürü çıkmış İslamoğlu dün şeytan dedi. Kanal D'de. Ondan sonra efendim tüpbe var içinde adam yok. Sakalın üstünde utanacak surat yok. Bir şeyler bir şey. Ya kardeşim sana soruyorlar Peygamber namazı Cibril'den mi öğrendi Yahudi'den mi öğrendi? Sen diyorsun Yahudi'den öğrendi. Ben diyorum Cibril'den öğrendi. Şimdi bu kadar mesele netken ama adamın sermayesi olsa, ilmi bir birikimi olsa 2-3 dakikalık bir programda bir delil getirmez mi? Ama delil getiremiyor. Çünkü neden delil yok ki? E şimdi bu sefer ne yapması lazım? Ben hiç adama iblis, şeytan şöyle böyle demem. Niye demem? Ya o kadar ayet hadislen ona cevap verebilirim ki benim şahsî e, hareketlere ve tavırlara girmemin hiçbir anlamı yok. Çünkü neden? O zaten ilmi bozar. İşin şeyini, seyrini değiştirir. E ben millete derdim üzüm yemek Bağcıyı dövmek değil ki. Ben İslamoğlu'na hakaret, Aziz Bayındır'a hakaretle görevli değilim ki. Biz hakaretçi, tahkırcı değiliz. Herkesin insanın hakkı var, şahsiyeti var. Bize ne? E biz o batıl fikirlere, bozuk inançlara reddiye yapmakla mükellefiz. Reddiye yapmakla mükellefiz. O zaman hakaret olmaz. E şimdi bu, niye bu hakareti yapıyorlar bana peki bunlar? Çünkü adamların elinde delil yok, ilim yok, bir şey yok. Şimdi sen diyorsun ki Yahudiler böyle namaz kılıyordu. Ben diyorum rükûsuz secde. Sen diyorsun rükûsuz secde. Hadi onu bıraktık. Ben sana soru soruyorum. Mekke'de Yahudi var mıydı? Bu kadar basit ya. Mekke'de Yahudi var mıydı diyorum. Medine'de vardı. Kurayza oğulları, oğulları. Ben sana soru soruyorum. Namaz nerede başladı? Mekke'de mi? Medine'de mi? He? Miraç gecesi farz oldu. Ondan evvel de kılıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İki rekat, iki rekat. Bu vakitlerde, bu rekatlarda kılmıyordu. Ama İbrahim aleyhisselamdan kalma şekliyle iki rekatları kılıyordu. Fakat bunu kimden öğrendi? Ya ne demek kimden öğrendi? Cebrail aleyhisselam geldi, tarif etti, vakitlerinde kıldığı ilk vaktinde, ortasında, son vaktinde şöyle kılacaksın. Öğlen dört rekat, akşam üç rekat, sabah farzı iki rekat. Bu hadislerde vahiy olduğunu gösteriyor zaten. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kaç defa çıktı? Bir süt zamanında 2-3 yaşlarında, küçük yaşlarında 1-2-3 yaşına kadar Taif tarafında kaldı. Öyle mi? Burada peygamberlik zamanı değil. Sonra Medine'ye bir kere gitti kaç yaşında annesiyle? 7 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında gitti. Dönerken annesi Ebbad'da vefat etti. Defnedildi. Burada da nübüvvet ve risalet diye bir durum, o an için namaz diye bir durum söz konusu değil. Öyle mi? Sonra Hatice annemizin ticaret kafilesiyle Busra'ya kadar, Şam'a kadar bir kafileyle gitti. Oradan ileri geçirmeyin dediler hani geri döndürdüler. Rahipler de bu hayra falan anladığı işi alametlerinden. Buna göre orada da nübüvvet peygamberlik gelmemişti. Yine orada da namazın farziyeti söz konusu değildi. Bütün tarihlere bakarsan bunun dışında Resulullah sallallahu Teala Aleyhisselam Efendimizin Mekke'den çıktığı vaki değil. Peygamberlikten sonra Mekke'de kaç sene kaldı? 13 sene kaldı. 53 yaşına kadar Mekke'de kaldı. Bu 13 senenin işte son 2 senesinde ne oldu? Namaz bu bildiğimiz işte 50 vakitten 5 vakta indirilerek Miraç'ta 5 vakit olarak rekatlarıyla, vakitleriyle bu ümmete farz oldu. Öyle mi? Peki o dönemde 40 yaşından sonraki dönemin tamamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir Yahudi ile görüştüğü sabit midir? Hangisi yerde var? E şimdi Mekke'de Yahudi yok. Ha bu Medine'de olsaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gidip gelseydi bunların dershanelerine. Böyle bir şey olsaydı. Sen de böyle bir şey konuşsaydın millette bir acaba belki derdi. Ama şu anda acaba denemez ki. Neden? E çünkü Mekke'de bir tane Yahudi dershanesi yok, Yahudi yok. E namaz farz olduğuna kadar hiç peygamberliğinden beri bir Yahudilerle irtibatı yok, görüşmesi yok. Yani Mekke'de hiç Yahudi yokken, Yahudi'den öğrendi diyorsun da Hz. Cibril 3000 kere gelmişken ona öğretti nasıl diyemiyorsun ya? Yani? Hz. Cibril bütün ayetleri getiriyor, namazı öğretememiş, bir tane Yahudi yok Mekke'de, Yahudi'den öğreniyor. Nasıl öğreniyor Yahudi'den ya? Miraç gecesi Yahudilerle mi görüştürüldü yoksa? Öyle şimdi bu nereye geliyor abi? Bu namaz nereden geldi o zaman? Ya Mekke'de Yahudi olsa bir şey diyeceğim ya. Hiç yok. Görüşmesi yok, iltikası yok, likası yok. Ondan sonra Tevrat'ta Allah'ın ayetleri değiştirilmeyen ayetleri yok mu? Hala da var. Karışık olduğu için haramdır. Karışık olduğu için e şimdi Hz. Ömer Efendimiz Medine'de bile Yahudilerin dershanelerine gitmek istedi. Kapılarından geçerken baktı ki Adem Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam kıssalar biliyorsunuz değişmez. Allah'ın vahiyleri. Orada da farklı rivayetler falan. Bu hoş menkıbe kıssa şeyleri çok insana şey veriyor, feyiz veriyor. Geldi dedik ya Resulallah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar dedi dershanelerinde Tevrat okuyorlar. E sen de bize diyorsun ki Tevrat'ı da Allah indirdi. E şimdi ilk yani Medine'ye yeni göçmüşler. Bu Tevrat'ın dedi okudukları şeylerde çok ilimler de var. Müsaade eder misin dedi. Bunların ben şeyine katılsam dinlesem dedi. Bir gazaplandı, bir gazaplandı kızdığı zaman buradaki damarı böyle çıkardı mübarek alnındaki damarı çıktı. Em entum kema tehveket Yahudi ve Hristiyanlar dinlerini bozup sapıttığı gibi, şaşırıp hayran vaziyette dolandığı gibi. Siz de mi efendim sapacaksınız? Asla müsaade yok. Onlar tasdik edilecek tarafları yok. Çünkü dinlerini karıştırmışlar, tarif etmişler. Şimdi Hazreti Ömer Efendimizin ki ona vahiy gelmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve vahiy geliyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz'in gitmesine gelmesinde vahide bir karışıklık söz konusu olmaz. Böyle olduğu halde onların dersini dinlemesine bile bu kadar gazap etti de kendi nasıl Yahudilere gidip de bakacak namaz nasıl kılıyorlar ya? Sizin aklınız mantığınız alıyor mu? Bir adam bir laf konuşurken bu torbaya sığar mı, çuvala sığar mı, beyne sığar mı? Hiç Yahudiyle görüşmeyen bir insan nasıl öğreniyor ya? Ya Siyerden gitsen yani çok hoca olmaya da lüzum yok. siz bu işi çözüyorsunuz. Değil mi? Size de sorsam derseniz Medine'de Yahudiler vardı. Mekke'de var mıydı sorsam siz de diyeceksiniz ki Mekke'de Yahudi yoktu. Öyle mi? E nasıl oluyor? O zaman efendim son sen başka yere de seyahati yok hiç. Peygamber olduktan sonra Mekke dışına gittiğine dair yani hicrete kadarı konuşuyorum. Hicretten sonra çok fetihler yaptı. Hicrete kadar çok kısa mesafeler, panayırlara, şuralara, buralara gidip bazı için emri bir marufa bunlar 10 kilometre, 20 kilometre Arafat kadar, Müzdelibe kadar bir yerler. Bunlar var. Hiçbir yere çıktığı yok ki Yahudilerle görüş, görüştüğüne. Yani zerre kadar ihtimal olsun. O zaman Allah Teala peygamber gönderiyor. Vahiy gönderiyor. Cibril'i gönderiyor. Bu kadar din gönderiyor. Namaza geldi mi İbrahim Aleyhisselam'dan kalma namazı kıl. E nereden öğreneyim ya Rabbi? Şimdi Yahudiler var ya onlara bak diyecek. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan kalan namaz Yahudilerde kalmış mıdır? Şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın namazını mı kılıyor Yahudiler? Ondan sonra İslam oğlu böylece ne demek istiyor yani? Yahudilerin de mi namazı meşru ve makbul? Yani onlar İbrahim Aleyhisselam'dan kalan şeyi namazı bozmamışlar mı anlamına geliyor bu? Bunlar nasıl iddia edebilir ya? Yani kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem yamanacak en büyük iftira en büyük iftira Allah'tan Cibril'den değil de bir beşerden bir şey öğrendiği meselesidir. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Ve lekad ne'lem ve kulune yuallimu beşer biz biliyoruz ki bu kafirler, bu zındıklar ne diyorlar? Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem beşer öğretiyor bir insandan ders alıyor diyorlar. Ben onların böyle dediklerini biliyorum diyor. Onların dedikleri bir Acem'den, Fars'tan, Pers'ten, efendim, İsfendiyar'dan bahseden, bilmem eski palavralardan anlatan adamlar, Acemce konuşan adamlardan mı öğrenecek diyor. Kur'an'ın açık seçik Arabi lisanını görmüyor musunuz diyor. Bu, bu Kur'an nasıl diyor başkasından öğrenilir? Bu vahiy nasıl diyor bir beşerden telakki edilir? İnnellezine la yu'minu bi ayati llah la yahdihimullahu azabun elim. Allah'ın ayetlerine inanmayanlara Allah doğru yolu göstermez. Evvela ayetlere inanacaksın. Allah Teala diyor ki benim habibim beşerden öğrenmedi. Ümmi ne demek? Ümmi annesinden doğduğu üzere kalıp Hiçbir hocadan ders okumamış, hiçbir müderrisin önüne diz çökmemiş, hiçbir kimseden bir şey öğrenmemiş. Ümmi bu demek zaten ya. Sen ümmi de mi bilmiyorsun? Bir ümmi bir insan başkasından talim alana ümmi denir mi? Eğitim alana ümmi denir mi? Ondan sonra saha yok, alan yok, böyle bir şey yok. Medine'de Yahudilerin medreseleri vardı. İşte Hazreti Ömer Efendimiz onların önünden geçerken bir takıldı biraz. Sonra yani merak etti. Dedi ya Resulallah bunlar acayip acayip şeyler anlatıyorlar. Bir dinleyeyim mi dedi. Bir dinlemeye. Yani Hazreti Ömer olsan, radıyallahu anh benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyuruyor. Hak ile batılı ayırdığından Faruk lakabını Cibril takmış. Gökten gelmiş yani. Böyle bir insana bile bir Yahudinin e, Hristiyan'ın din adına okuduklarından bir şey duymasına müsaade edilmiyor. Ya senin benim gibi adamlar nasıl bu bunları dinlersek efendim doğru yolu bulabileceğiz? Böyle bir şey yokken e, bu dini bize getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi Nasara'dan bir şey öğrendiği fiili olarak namazı onlar kılıyormuş o da onlara bakarak namaz böyle kılınıyor diye anlamış yani. Bunu Allah lillah aşkına. Bak ben şimdi hakaret ettim mi? He? Kimseye iblis dedin mi? Kimseye şeytan dedin mi? Kimsenin suratın şöyle dedin mi? Adam değilsin dedin mi? Ne yaptım? Ayetler okudum. Hadisler okudum. Kaç tane siyerden konu anlattım. Beş dakikalık, on dakikalık bir ne kadar sürdü şu aradaki bir reddiyemde gidersin bakarsın kaç tane ilim verilmiş. Kaç maddelik malumat var şu konuşmada. O beş dakikada. Malumata bakacaksın. E ben sen niye dinleyeyim kardeşim o zaman ona buna şeytan diyerek der. Bir şey biliyorsan delilini söyle. Onca Allah Teala bizi hidayette daim eylesin. Amin. Kaymaktan muhafaza eylesin.